Ateş varlıkları bunlarda. Petrolün olduğu yerdeler. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han'ın metafizik ordusu ayrı savaşıyordu. E, ateş varlıkları vardır, su varlıkları vardır, toprak varlıkları vardır, hava varlıkları vardır. Ama ateş varlıkları bunların içerisinde en tehlikelisi ve en zapt edilmesi zor olandır. O varlık hala yaşıyormuş ama zincirliymiş. Metafizik savaşların olacağı bir döneme de gidiyoruz. Başka yerlere gidiyorlar şu anda. Sanıyorum burası İran toprakları. İsfahan'la Mehdi Süleyman beldesi arasında kırsallı bir mağara varmış. Ee, ama dağda değil mağara. Yerin altında, yani zeminin altında bir mağarada hala o varlık e, zincirle zincirlemişler. Buranın altı dolu, varlıklarla dolu. Bulunduğu surların altı metafizik zıpkara dolu. Hatta bizi izliyorlar şu anda. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili İsmail Ennur Yılmaz Hocamla birlikteyiz. Çok da önemli bir mekandayız. Arkamızda çok önemli bir kapı var. İsmail Hocam burayı özellikle buldu. Biz göremedik ama Estağfurullah mübarekler işaret ettiler. İşaret ettiler. Geldik. Çok ilginç bir yer hocam böyle. Çok hani surların çok farklı bir yeri. Ben ilk defa burayı görüyorum. Evet. Kalçeşme surların. Daha önce de defalarca burada çekim yapmak için geldiğimiz halde göremedik. İlk defa. Allah i̇lk nasip defa. etti. İçerisi de çok ilginç. İçeriği belki çekeriz arkadaşlar montajda koyar. Çok ilginç bir şey var. Bu Kurtlar Vahsisi vardı. Orada Karahanlı'nın öldürülme sahnesi vardı. Sanki burada çekmişler gibi. Evet arkadaşlar surların oraya geldik. Kalçeşme surların orası. Çok enteresan bir kapı açıktı. İsmail Hocam kapıyı çok uzaktan gördü. Bizi getirdi böyle buraya. Çok enteresan bir yer. Hocam hakikaten Karahanlı'nın öldürüldüğü yer gibi ha. Evet daha doğrusu mübarekler fark ettiler, uyardılar. Ha. Buraya gelin, çekim burada yapın dediler. Evet kuzen ne diyorsun çok enteresan bir yer ya. Evet çok enteresan. Ha, kapının burada açık olması bak senin oradan evet. devam ediyor değil mi bak yeşillik böyle. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim enteresan ilginç bir kapı. Şey. bir Şey tuhaf bir yer. Yukarı doğru da gidiyor ya. Evet. Daha önce defalarca buraya gelip çekim yapmak için gelmemize rağmen ilk defa karşılaştık. Enteresan. Hocam sanki bir kuyu, su kuyusuna benzetiyorum değil mi? Evet. Üstten doğru evet. baktığın zaman sanki böyle. Sanki küpü de ağzı gibi. Evet, değil mi? su evet, küpünün evet, ağzı evet. gibi. Evet. Ve üste doğru böyle bir şey var yani. <laughs> Bak kapının orada da bir şey var ama. <laughs> Askerler kışın ısınırken orada e, baca gibi olurlar da oraya belki de. Hmm. Olabilir. Enteresan değil mi hocam? <laughs> çok ilginç, tuhaf şeyler. Hocam bugün çok çok önemli bir konumuz var. Evet. Eski Pers İmparatorluğu'nun efsanevi Ölümsüzler Ordusu. Bunu çok merak edenler de var. Sürekli söylüyorlar. Bu efsanevi o Pers İmparatorluğu ölümsüzler ordusu nasıldı? Bir metafizik bağlantısı var mıydı? Onu bugün inşallah mübareklere soracağız. İnşallah. Hocam çoğumuzun 300 Spartalı isimli sinema filminden öğrendiğimiz gizemli Pers askeri birliği ölümsüzler hakkında metafizik istihbarat bizlere neler söyleyebilir? Şimdi e, diyorlar ki normalde insanlardan kurulu bir askeri birlikte ölümsüzler denmez sebebi gerçekten ölümüne savaşıyorlardı. Yani ölmekten korkmuyorlardı. Bir de o birlikten ne kadar asker eksilirse hemen yerine başka birliklerden yeni ikamesi geliyordu. Yani ana sayısı asla değişmiyormuş. Fakat diyorlar ki tabii işin metafizik boyutu var. Evet. Diyorlar ki o aynı zamanda ne kadar asker varsa orada işte 4 bin kişiyse 5 bin kişiyse neyse bir o kadar da metafizik askeri vardı diyorlar. Ve insan oğluyla can oğlunu birleştiriyorlar diyor. Yani hmm. orada savaşan normal insan askeri aynı zamanda metafizik bir can askeri de bir birleşikti. Allah Allah. Yani üzerlerinde yine şeylerle e, metafizik ritüelle bağlanan varlıklar vardı. Yani ve diyorlar bak diyor ki aynı şekilde nasıl ki insana biri öldüğü zaman e, yerine başka insan oy diyor diyor. O metafizik varlıkla insan bağlandığı için kalpleri bağlanmış çünkü. İnsan ölürse şey de ölüyormuş. E, metafizik asker de ölüyormuş. Oldu da metafizik asker ölürse insan da ölüyormuş. He, böyle bir bağ. bağ. Ama ölümsüzler diyor hocam böyle eksilmiyorlar, sürekli böyle şey bir maske falan da takıyorlar herhalde. Yani şeyleri vardı diyorlar, yani maskesiz savaşlıkları da oluyordu diyorlar ama tılsımlı maskeleri de vardı diyorlar. Hmm. Yani tabii ki şekilleri suretleri insan suretiydi. Evet. Ama metafizik güçle desteklenmişlerdi yani bütünleşikti. Evet. Yani metafizik asker savaştı mesela Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusu bu sırada savaşırken onu Fatih Sultan Mehmet Han'ın metafizik ordusu ayrı savaşıyordu. Yani Ulubatlı Hasan ayrı savaşıyordu. Öteki ayrı savaşıyordu ama bu birlikte durum farklı. Biraz daha farklı. Yani olursunuz. hatta şunu şöyle algılayabilirsiniz. E, bu insana mesela insan bile diyelim ki 30 kilo yükü kaldırabiliyorsa metafizik varlık içine girdiği için belki 130 kilo yükü kaldırabiliyordu. Daha farklı oluyordu. Daha bir üstünlük sağlıyorlardı. Hmm. Hocam peki Ölümsüzler Ordusu metafizik varlıklardan oluşan bir ordu ile bütünleşik savaşırdı diyorsunuz. Evet. E, mübarekler bizlere biraz daha o varlıklardan bahsedebilir mi? Şimdi bir dakika başka yerlere gidiyorlar şu anda. Sanıyorum burası İran toprakları. Şimdi diyorlar ki eski İran mitolojisinde Ferveher isminde bir sembol vardı diyorlar. Hani e, o sembolün e, arkasındaki kanatlı varlık diyorlar bir ateş varlığıydı. Hmm. Yani e, ateş varlıkları daha önceki videomuzda izleyen arkadaşlar bilirler. Evet. Cinni varlıklar anasının dört unsurundan birinden e, şeydir. E, ateş varlıkları vardır, su varlıkları vardır, toprak varlıkları vardır, hava varlıkları vardır. Ama... Ateş varlıkları bunların içerisinde en tehlikelisi ve en zapt edilmesi zor olandır. Yani e, şöyle ki hatta mesela meşhur şey e, ateş varlıklarını aynalar yoluyla şey yaparlardı. Mesela evet. hatta meşhur Pavok Prenses filmi vardı ya, şey, masal evet, vardı evet, ya. Evet hocam. Orada dikkat bir e, aynadan bir varlıkla konuşuyordu. İşte o da ateş varlığını temsil ediyordu. He. Ama dediğim gibi onlara zapt, onları davet edebilmek, za, davet davete icabet ederlerse zapt edebilmek, kontratı alabilmek ve hatta e, hüddam edip iş yaptırabilmek herkes nasip olan bir kavram değildi. Hani daha önce de söylediğimiz gibi Seyyid Abdülkadir Genel Hazretleri gibi, Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri gibi yüce gönüller bunları başarabiliyordu. Yoksa çok zor başarabilmesi zor. zor varlıklar. Ee, ve... e, bu varlıkların bunlarla birleşmesi hocam i̇şte, zaten e, ismini de hak ediyorum sizler e, Bu zor bir şeymiş ve diyorlar ki yani şu an hani fırsat eğitimi gibi yani şu an o varlık hala yaşıyormuş ama zincirliymiş e, ee, şeyde İsfahan'la Mehdi Süleyman beldesi arasında kırsalda bir mağara varmış. Ee, ama dağda değil mağara. Yerin altında yani zeminin altında bir mağarada hala o varlık e, zincirle, zincirlemişler. İsfahan. Yani, İsfahan'la Mehdi Süleyman beldesi hmm. arasında bir yermiş. O diyor ki o Mehdi Süleyman da diyor. Hani artık hani Hazreti Süleyman'dan mı bilmiyorum orasını ama e, bakın çok iyi iş bir anekdot var. Ee, Orta Doğu'da, bugün Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının ana unsuru nedir? Sebebi yani petrol. Petrol, Heh. enerji Orta, kaynakları. Orta Doğu'da ilk keşfedilen petrol orada keşfedilmiş, mescid Süleyman beldesinde ve Allah. Orta Doğu'da ilk açılan petrol kuyusu orada açılmış. Çok önemli bilgi hocam. Evet, zaten dikkat edin ateş varlıkları bunlarda. Petrolün olduğu evet. yerdeler, Ateş. o da ilginç evet. İlginç bir bağlantı. Hocam peki biliyoruz bu gizemli orduyu tarihte eski işte imparator eski İsparta kralı Leonidas ve askerleri termofili savaşlarında yenmişlerdi. Hı. Mübarekler o savaş hakkında daha doğrusu metafizik görüşle yani güçle destekli olabilir. Bu olaylar nasıl yenildiler? Nasıl metafizik istihbarat bunu yorumlayacak? Yani Ölümsüzler ordusunu o savaşta neden yenildi yani? Yenen güç neydi? Sonra Onlardan da... daha mı üstün acaba? Ha, acaba şey mi? Kral Leonidas'ın da metafizik güçleri vardı evet. gibi sen? Leonidas özelinde. Şimdi diyorlar ki işte e, o yüzden Pers İmparatorluğu e, ne kadar sınırını aşmış olsa da bir yere kadar gidebildi. Çok basit diyorlar cevabı. O varlıklar ne varlığıydı hocam? Ateş varlıkları. Evet peki ateşi ne Su. destekler? Ne ha. destekler? destekler, Ateşine destekler. Vallahi benzin destekler. Ya, yakıt destekler. Yakıt evet. <laughs> 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 i̇şte diyorlar, ana ana bölgesinden ana karasından uzaklaştıkça diyorlar, yakıttan da uzaklaştılar. Hmm. O yüzden de zayıf kaldılar diyorlar. Ve evet, hatta şeyde izleyen arkadaşlar Spartalıların da gittiği hatta destek görmedi köstek gördü metafizikle uğraşan şeyler vardı. Mentorlardı galiba filmdeki isim tam hatırlamıyorum. <laughs> yani eski Yunan toprakları da metafiziklerle doluydu. Ama eğer ki mesela Leonidas ordusu Onların topraklarına gitselerdi Averaj otekilerdeydi. Daha farklı olacak. Evet daha farklı oldu ama diyorlar ki ana karadan hani ana ateş unsuruna uzaklaştıkları için yani ana yakıttan uzaklaştıkları için hatta aynı şeyi e, Adolf Hitler de yaşadı. Evet. Ne yaptı? Adolf Hitler Sovyetler bile savaş ilan ettiği zaman en büyük orta o zaman Benito Mussolini'ydi. İtalyan başkanı. O hata yaptı demiş Adolf Hitler için. Niye demişler? Çünkü demişler ki Rusya'nın 3 büyük generali var. Kar general, Soğuk genel uzak, uzak general yani evet sayı ve silah yönünden üstündü Nazi almanyası ordusu ama lojistikte geri kaldılar yani o kadar uzaklara gittiler ki yani git git bitmedi Rusya toprakları ama bu sefer arkadan dese gelmedi hani İH olsun, yakıt olsun, mühimmat olsun Çünkü zor bir coğrafya yani, İşte onun gibi bu da aynı benzer diyorlar yani tamam o metafizik varlıklar ölümüne giderlerdi ama güçleri azaldı diyorlar yani hmm. demin bir örnek vermiştik ya bir normal bir insan 30 kilo yük kaldırıyorsa Metafizik varlık ona destek verdiği zaman 130 kiloyu kaldırıyordu. Ama işte evet. uzaklaştıkça o da kaldıramaz oldu. Hepsinin <laughs> ayrı bir bölgesi var yani. Evet. O bölgeden uzaklaştı hani olmaz. Her kendi çöpünde öter, öter misali. Hocam anladığımız kadarıyla bugünkü İran, yani eski adıyla Pers İmparatorluğu'nun kadim topraklarında metafizik sırlarla dolu. Bakıyoruz, Bu evet. böyle ilgili çok şeyler duyuyoruz. Evet. Ee, mübareklere sorsak o bölgede... Başta metafizik sırlar neler var? Anlatabilirler mi? Tabii en başta inşallah. neler var? Bu arada izleyicilerimizden e, asil kardeşimiz de memleketi İran'da seyahate gitmiş. Evet. Selametle gitsin gelsin inşallah. Hatta belli mi olur belki bu işlerden bir alamet de bulur getirir bizlere. Evet bulursa <laughs> muhakkak getirsin biz de yorumlayalım. İnşallah aynı işte dediğiniz gibi söylüyorlar. Coğrafi yüz ölçüm olarak çok stratejik bir konumdaymış. Yani metafizik olarak da. Evet. Metafizik varlıkların çok yoğun olduğu bir coğrafya. Dediler. İran coğrafyası. Evet. Gerek çöl bölgesi gerek kuzeylik dağlık bölgesi ki e, sırlarla dolu diyorlar. Ancak şimdi e, şu an şunu söylüyorlar hocam. Urumiye Gölü varmış. Hatta e, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin evet, yaşadığı Urmiye, bölge. Meşhur Urmiye, Urmiye, Urmiye. He, meşhur Urmiye, Gölü. Gölü şu anda diyorlar suyu azaldı diyorlar. Evet. Kuruma tehlikesi var. E, ve şeymiş galiba tuz, bizim tuz gölü gibiymiş. Tuzdan çekilmiş sanıyorum. Diyorlar ki bazı zamanlar metafizik, devasa metafizik varlıklar oraya bir boyut kapısı açılır. Gelirler ve bir girdap oluştururlar. Yani tuzları havaya kaldırlar diyorlar. Ve böyle olduğu zaman hatta Yöre halkı yaşlar derlemiş ki eğer bu o hadise gerçekleştiyse dünyanın bir yerine bir felaket olacak. Yani fizik hmm. jeofiziksel bir felaket olacak. Jeofiziksel yani deprem falan mı Deprem olacak? veya sel, sel, çok büyük toprak kayması gibi toprak, yani yıkımsal. Anladım. E, dünya, büyük ama yani. Evet. Orası bir boyut kapısı geçiş yeriymiş. Yani o nasıl bir varlıksa Hani büyük bir kum fırtınası gibi yapıyor ama girdap gibi böyle ama tuzdan. Artık oradan da nereye gidiyorsa yani ilk geldiği yer orası oluyor. Oradaki e, dönüş hareketinden, e, sirkülasyonun şeyinden öyle bir görüntü oluşuyormuş. Oradan da işte göreme yapacağı yere gidiyormuş. Aa, çok enteresan hocam. Yani demek, demek ki böyle bir kendisi bo boyut kapısı da açabiliyor yani şey yapabiliyor. Artık şimdi onu e, ilahi kudret gönderiyor. Eski kapılar da boyut kapısı olduğu söyleniyor hocam. Şimdi, e... Hocam biz çekerken de oradan bir sesler geliyor ama kuşa yoruyorum. İnşallah kuşlardır yani. Sürekli bakıyorum arada. Şey, Buranın altı dolu. Yani e, varlıklarla dolu. Buranın altı? Evet. Surların altı yani. yani bulunduğumuz surların altı metafizik markalarında dolu. Enteresan. Hatta bizi izliyorlar şu anda. Hocam şimdi böyle yapıyorsun. Yok, bak. canım. Arkadaş şey... korkuyor daha çok. Ben <laughs> sevgili ondan, ondan kameramanımız. Sevgili kameramızı göster. Ayrılma burada kal da şey e, yapma ondan korkarlar yani. Evet. Hocam, yeter. O zaman son olarak hocam, <laughs> e, eğer bugün İran topraklarında halen o metafizik gücün e, boyut kapısı aktif ise ya da aktif hale getirilir ise <laughs> Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bu o boyut kapısındaki gücü kullanabilir mi? Şimdi evet çok yerinde bir soru sormuşsunuz hocam. Şimdi zaten İbn Abbas Radiaullah Hazretlerinden şöyle bir hadis de rivayet ediliyor. Evet. Siyah sancaklılarla, siyah bayraklarla karşılaştığınız zaman Farslara ikram ediniz. Zira devletiniz onlarla da demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hı. Ve diyorlar ki, evet Mehdi aleyhisselam Farslardan da yardım alacak diyorlar. Hani millet olarak yani bugünkü İran halkından. Aynı zamanda diyorlar, zaten o varlığı oraya zincirleyen kudret de yine Mehdi aleyhisselam onu kullansın diye zincirlemiş. Ve şu da vardır arkadaşlar. Mesela metafizik varlıklar onların çoğu Müslüman değildir. Ama Müslüman olup olmamaları Müslümanların onlardan faydalanmayacağı anlamına gelmez. Özellikle hüddam ilmini bilenler bilir. Çünkü sonuçta Allah'ın esmaları ve bazı ayetlerine ona karşı koyamazlar. Ve e, o esmanın veya ayetin sırrıyla hüddam edilirler. Ne yapılır? Yani öl öldürülür. Yani ölüme gönderilir yani. Bu şey değildir. ya yani bir Yapılabiliyor. Bir yapılabilir. Hem yani Mehdi Aleyhisselam bunu yapacak kudrete sahip. Çünkü Allah'ın hadi esmasının Şimris. gölgesi altında olacak. Ve diyorlar ki evet bu orduyu tekrar o canlandıracak diyorlar. Ha, çok Mehdi yani canlandıracak diyorlar. Onu da, yani, onu da o zaman böyle hem metafizik savaşların olacağı. Tabii. Yani aslında şu da var değil mi hocam? Metafizik savaşların olacağı bir döneme de giriyoruz. Tabii. Sadece böyle top tüfek falan görünür değil Tabii. yani. Metafizik savaşlar da burada etkili olacak. Tabii ki sadece istihbarat boyutunu değil. Biz şu an sadece istihbarat boyutunu kullanıyoruz. Hani evet. operasyon boyutu da var bu işin. He. Ee, yani hatta çok bu, önemli bir şey dediniz hocam. <laughs> zaten e, hani bu ateşli silahların çağı başladığı zaman hani bu eski şey tüfekler e, çakmak tüfekleri vesaire. Ee, yine arkadaşlar filmlerden falan bilirler. Mesela bu Britanya ordusu askerine bir davul çağırır ve hepsi tek haline giderlerdi. Ve onlar da ölmekten korkmazlar. Karşılı birbirine orada ateş ederlerdi. Diyorlar ki hani bu e, ölümsüzler ordusundaki kadar güçlü olmasa da onlar da kullanıyorlar diyorlar. Ama onlarda diyorlar metafizik varlık e, askerin içinde değil üstündeydi diyorlar. O davullar da aslında metafizik varlıkları e, idare koordine etmek içinmiş. bizim mehter takımının bir önemi var mı burada? Yani Zimmetler takımı da önemli. Savaşa giderken önden gidiyor. O, o sesler diyor, hepsi ruha hitap ediyor diyorlar. Hmm. Yani ruhu coşturmak için. Aynı zamanda diyorlar tabii ki Osmanlı'nın da metafizik askerleri Yüzde %100. Ee, Osmanlı metafiziği en çok kullanan devletlerden biri. Üç ideyaya evet. hakim olacaksın. Bu kadar çok önemli. Sadece e, kurum yapısıyla, askeri yapıyla veya diğer yapılarla ölçecek bir şey değil gerçekten de metafizik anlamda da e, Osmanlı'da çok büyük önemli hususlar var. Belki bir gün onlara da değiniriz. İnşallah. Onu da söyleyelim. İnşallah. Hocam ağzınıza sağlık. Çok Gel teşekkür edelim. ederiz. E, sevgili dostlar bu videomuzun birinci bölümü. Bu arada Rusya'da yaşanan bir terör saldırısı vardı hocam. Evet. Yüzden fazla insan hayatını kaybetti masum insan. O terör saldırısının arka planını da Koray Kamacı kanalına özellikle değerlendireceğiz. Ona da oradan bakabilirsiniz. Bu videomuzun birinci bölümü. İkinci bölümünde ekonomist kapağını konuşacağız. Ekonomistin yeni kapağını. İsmail Ernur Yılmaz hocam metafizik olarak yorumlayacak. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.